İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında olay yerine keşif için getirilen katil zanlısı İlker Uzba, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin nezaretinde işlediği cinayeti anlattı. Bir yıl önce cinayette kullanılan 36 kiloluk kaldırım taşı da olay yerine getirilerek keşif gerçekleştirildi. Sanık İlker Uzba cinayeti nasıl işlediğini heyete soğukkanlı bir şekilde anlatması dikkat çekti. Yüksekti. Yani şuradaki yolun biraz daha böyle 15-20 metre şurasında kaya vardı, orada oturuyorduk. Evet. Uyuşturucuyu orada içiyordu, orada alıyorduk. Olay orada oldu. Ondan sonra... Sen de içtin mi? Yok, ben içmiyorum. Benim. Evet. Bırakmıştım ben. Sigara bile içmiyordum aslında. Karpuz kestiniz o değil. Karpuzu ben buradan aldım, şu taraftaydı. Şey nerede? Senin yakın dedim. Bayım Rahmet Ömer nerede? Hemen şu arka tarafta. Görünüyor mu yukarıda? Şu ben gözüküyor. Köyün içerisinde. 200 metre, 750 metre mesafede. O kadar yoktur. Evet. Oradan geldiniz, öyle mi? Yok, kimseyle gelmedim. Yok, ben şeyle diyorum. Sedat'la beraber Sedat'la evet, oradan geldik. Geldiniz. Karpuzu kestiniz. Geldik burada, balık tuttuk başında, uyuşturucu içti. Orada taşın üstünde en son süreçmişti. Olay orada oldu hakimde. Ondan sonra ben buraya, burası kimsekti. Taşı buraya getirdim. Kendisini de buraya oradan sürtüdüm 15-20 dakika kadar. Burası kimsekti, oradan yuvarladım atmıştım. Ondan sonra düşmemişti, sopayla bile itti. Cinayeti anlatan Uzba o sırada Sedat Vardar'ın babası Rami Vardar da tepki gösterdi. Balon bitti lan sopala. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam gel, ne var? Daha macera gelince şey yok, bize gelince. Cinayet keşfi canlandırılmasının ardından zanlı yazılı olarak yeniden ifade verdi. Jandarma ekipleri keşif bitene kadar gölet ve çevresinde güvenliğini sürdürdü. Zanlı ifadesinin ardından cezaevi aracına alınarak cezaevine gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti keşfin ardından duruşma tarihini 28 Ağustos olarak belirledi.